Herkes yerinde dursun. Bırak onu Ertuğrul. Ne istersin Emir Saadettin? Hanlı pazarda konuştuklarımızı tez unutmuşsun Ertuğrul Bey. Devletin buyruklarını hiçe sayarsın. Sen ne ettiğini sanırsın Ertuğrul. Buyrukları hiçe sayıp kafanın dikine gidersin. Gayrı devletimizin istediği oldu Saadettin. Bu vakitten sonra sulhu burada ben sağlayacağım. Gayrı sen de Konya'ya geri dönsen iyi olacak. Haddini bilmez densiz. Aradan birkaç yıl geçer. Ertuğrul Bey'in gündüz ve savcı dışında Osman adında bir oğulları daha olmuştu. Osman 3 yaşındadır. Konya'da ise Sultan Alaaddin Saadettin Köpek tarafından zehirlenmiştir. Ama henüz bu işi Saadettin'in yaptığı bilinmemektedir. Sultan Alaaddin'in oğulları arasında taht kavgası başlamıştır. Ve neticede Saadettin'in de desteklediği 2. Gıyasettin Keyhüsev tahta oturmuştur. Karacahisar Kalesi ile sulh sağlanmıştır. Lakin imparatorluktan kaleye bir dizi asker gönderilmiştir. Karacahisar bu dönemde tarihinin en sakin hatta en sıkıcı günlerini yaşamaktadır. Nikea'dan askerler geldi efendim. Avluda beklesinler. Geliyorum. Diğer devlet erkanı nerededir Saadettin? Sefer için hazırlık yaparlar sultanım. Ne seferinden bahsedersin be adam? Seferden benim neden haberim yok? Eyüp ilere karşı seferden bahsederim sultanım. Babanızı kaybettiğiniz bu acı günlerde sizin yerinize ben gideceğim sefere. Ne zamandan beri sultan dururken emirler sefere çıkar oldu Saadettin? Sultanım, bütün devlet erkanı sefere benim çıkmam için ittifaktır. Ben devletin erkanından değil miyim bredensiz? Nasıl bana danışmadan sefer hazırlığı yaparsın? Babanızı yeni kaybettiniz ve siz sefere çıkmak için daha çok toysunuz. Ya, tek kelime daha dersen seni gebertirim. Baskın! Baskın! Nerede? Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz ağabeyimden? Son kez soruyorum. Ertuğrul nerede? Bilmiyorum. Aradığım cevap bu değildi. Tamam, Hallı Pazar'da. Turgut, Hallı Pazar'da ve obada tedbirleri artırasın. Sultanımızın zehirlenmesini fırsat bilen Moğollar obaları basıyormuş. Nübetçi alpleri iki katına çıkar ve alpleri bu konuda uyar. Şimdi git ve Ertuğrul'da olanları anlat. Ve de ki, Baycunayan seni otağında bekler. Eğer gelmez isen Beşik'teki balalara dahi kılıçtan geçirecek. Haydi. Kaleye hoş geldiniz kahraman şövalyeler.
sizinle uzun zamandır pas tutmuş kılıçlarımızı düşmanın kanıyla bileceğiz. Şimdi gidin ve dinlenin. Yavaş be kardeşim. Sultanımız Alaaddin Keykub adı. Köpeğin zehredinden. Adın gibi eminim beyim. Beyim, Moğollar. Moğollara boy bastın. Sen ne dersin Konural? Dediğim doğrudur beyim. Komutanların oyan seni otağında bekleyecekmiş. Hele sakince anlatasın. Ne yaptınız Aziz? Konuşturabildiniz mi şu aşçıyı? Maalesef konuşturamadık sultanım. Ben yapmadım der durur, gayrı da bir şey söylemez. Atabey'i Şemseddin onu konuşturmak için uğraş verir. Ben babam Alaaddin'in katilini isterim ki ibreti alem için leşini sarayın girişinde sallandırayım. Ertuğrul kimse, sadece o geçecek. Bamsı, Turgut, beni burada bekleyin. Dur. İçeride bir şeyler olur Turgut. Beyim. Sen kimsin ki kayının postuna oturasın? Hala sakin ol aslan Cabbaroğlan. Buraya Hulagu Han'ın teklifini getirdim sana.